iç mimarlık hizmetleriyle faaliyet gösteren Gaziantep'te bulunan Mimari ÇES Mimarlık'tayız. İzleyelim. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in genç, başarılı girişimcilerini sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi çok genç, çok değerli bir kadın girişimciyle birlikteyiz. Sayın Eda Günay Sağlamer. Hem firmasıyla ilgili hem çalışmalarıyla ilgili özel bir röportajımız olacak. Gerçekten bu kentin en altın isimlerinden. Hikayesini, başarısını kendisinden dinleyelim ve sizlerle buluşturalım, tanıştıralım istiyoruz. Eda Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Eda Hanım, öncelikle sizi tanıyalım. Eda Hanım kimdir? Dünden bugüne firmanızı kurma sürecinde nasıl bir hikaye geçirdiniz? Gaziantep doğumluyum. İstanbul Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. Branş olarak iç mimarlık bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra başarılı bir firmada çalışarak mağaza müdürlüğü yaptım. 2012 mezunuyum. Daha sonra 2 yıldır firmamızı açtık. Başarılı projeler yapıyoruz. İç mimari tasarım, takip, teslimine kadar müşterilerimizin yanındayız. İç mimar diyoruz size. Mesleğiniz bu, yaptığınız iş bu, firmanız da bunun üzerine. Detaylı anlatalım. Bir iç mimar neler yapar, kimlerle çalışır, nasıl çalışır? Bir iç mimar neler yapar denilince akla gelen iç tasarım geliniyor. İç tasarım olarak mesken, bina, villa, hizmet alanları, restoran, kafe olarak iç tasarıma uygun tüm kalemleri çizip, takip edip teslim etmek adı altında çalışıyoruz. Tasarımlarınızdan o zaman bahsedelim. Sizin çizginiz, tarzınız nedir? Çizgi tarz açıkçası müşterinin isteğine göre belli oluyor. Müşterinin tarzı ya da istekleri doğrultusunda belirliyoruz. Müşterinin ihtiyaç duyduğu ve tasarıma yatkın olan tarzlara devam edince müşteri memnuniyeti doğmuş oluyor. Hiç kimse istemediği ya da tasarlamasını sevmediği bir mimarla çalışmaz. Bu şekilde projelere devam ediyoruz. Özel bir iş bizimki, özel bir sektör. Ama Gaziantep'te gösteriş yoğunluğundan dolayı bu sektörümüz burada çok güzel devam ediyor. Özellikle inşaat ve iç mekan tasarımlarında sizin önemsediğiniz koşullar neler? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Sizin için önemli olan unsurlar nelerdir? Olmazsa olmazlarınız? Olmazsa olmazlarımız şöyle oluyor. Müşteriyle iletişimimiz çok önemli olması gerekiyor. Her şekilde yazılı, projeli devam etmemiz gerekiyor. Daha sonra müşteri memnuniyeti zaten işin balını yemek gibi bir şey oluyor. Referansla gelen müşterimiz çok fazla zaten. Tasarıma başlarken açıkçası biz 3 yönlü tasarım yapıyoruz. Şu şekilde önce tasarım yapıyoruz. Daha sonra tasarımı takip etme, daha sonra tasarımı teslim etme oluyor. Tabii ki bu durumlarda hangi müşterimiz nerelerde ne isteyeceği sürprizler de çıkabiliyor arada. Sadece tasarım yapıp teslim de edebiliyoruz. Tasarımı takip edip de teslim edebiliyoruz. Bu müşteriyle olan iletişimimizle ilgili ama iletişim, ikna edebilme yeteneği bu meslekte çok önemli. Tarz olarak düşünürsek müşterilerimizin isteğine göre gidiyoruz ama yenilikçi tarzlar, yenilikçi çizgiler bizi daha da özel bir alana itmiş oluyor. Şimdi Antep'teyiz. Gaziantep gelişen, değişen bir yer. Dolayısıyla sizin mesleğiniz de bu gelişim ve değişimde önemli bir rol alıyor. Çünkü inşaat sektörü, konut sektörü ve hizmet sektörü bu gelişmişlikte önemli bir yer. Sizin de burada payınız var. Antep'i Türkiye ile ve dünya ile kıyasladığımızda bu mesleğin, bu kent için önemi ne olabilir? Şöyle, açıkçası iç mimari olarak 1960'lardan beri varlığını sürdüren bir sektörüz ama Gaziantep olarak önemi şöyle, bizim insanlarımız gösterişi seven insanlar, evleri olsun, ofisleri olsun, çalıştığı alan, yaşadığı alan, hizmet sektörü olarak olduğumuz için önem gösterdiğin iç mimari hizmetler bu kısımlarda biraz öne çıkıyor. Yaklaşık 4-5 yıldır daha da özel oluyor. İnsanlar yaşadığı mekanlara çok önem veriyor. Ve insanların bir iç mimarla çalıştım cümlesi artık onlara daha da güzel mekanlarda yaşayacaklarının sinyalini veriyor. Başka mutlaka iç mimarlar da olur, bu çalışmaları yapanlar var. Siz genç bir kadın girişimci olarak tercih ediliyorsunuz. Bunu neye bağlıyoruz? Neden sizi tercih ediyorlar?
şöyle, iletişim ve ikna becerime çok güveniyorum. Belki oradan dolayı olabilir. Belki de özgün tasarımlar. Yani bir önceki yapılmış ya da bir başkasının yaptığı tasarımları kopyalama hoşuma gitmiyor. Benim çizgimin, benim tasarımım olması önemli. Yaptığım hem müşteriye hem bana karşı. Müşteri de tabii ki farklı şeyler istiyor. Aynı şeyi yaptırmak ya da yapılmasını istemediği için bizle çalışmayı tercih ediyor. Çok teşekkür ederim. Böyle değerli bilgiler bizimle paylaştınız. Böyle genç bir kadın girişimci olarak da Antep'e, kendi memleketinize bu hizmeti sunduğunuz için. Birçok şeyi konuştuk. Varsa eklemek istedikleriniz, bizim unuttuğumuz, onları da izleyicilerimizle paylaşalım. Ve yavaş yavaş röportajımızı bitireceğiz. Paylaşmak istediğim, yeni mezunların kendilerini bu sektörde başarılı bulacakları yer, inanın özgün tasarımdır. Özgün tasarım yapan her kişi ve müşteri memnuniyeti olan her kişi bu meslekte başarılı olacağına inanıyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Örnek bir kadın girişimci olarak da sizi programımızda ağırlamaktan çok mutluyuz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.